Ama geçti. Son zamanlarda yoruldun, sinirlerim bozuldu. Size yardım edebilir miyim? Bir bardak su lütfen. Metin kazanacak baba. Asım, sen soyunsan artık iyi olacak. Biraz sonra kazananla sen güreşeceksin. Peki baba. Sefer, buyur ağam. Sen de Kemal'i çağır, konuşmak istediğimi söyle. Başla. Kemal, Salih ağam seninle görüşmek istiyor. Gel biraz. Olur. Beni hissetmişsin Salih ağa. Ha, evet. Gel bakalım şöyle Kemal. Seninle yeğenim Gül meselesini konuşalım. Yoksa kızı istetmek için abinin gelmesini mi? Hayır ağam. Dinle o zaman. Kardeşim kızı Gül için 2 milyon lira başlık istiyor. Ancak ben itiraz ettim. Bu çocuk bu kadar parayı köy yerinde nasıl bulsun dedim. Sonunda abinle ortak tarlanın sana düşen hissesini de versen başlık parası olarak kabul ettireceğim. Yo, çok mu buldun Gül gibi kıza? Bırak artık bu dik kafalılığı. Babasının da haberi yok ama Samanlı köyün muhtarının oğlu ne isterlerse veririz diye haber iletti bana. Ağam,
Biliyorsun benim için gül parayla pulla ölçülmez. Ama abim Hasan bugün yarın burada olacak. Kamil dede köylü adına ona bir sürü mektup yazdı. O da son mektubunda köyde yapılması düşünülen süt fabrikasının planlarıyla geleceğini yazmıştı. Ben son sözümü o gelmeden söylemem. Beni hoş gör. Hadi bakalım aslan oğlum, göster babanın oğlu olduğunu. Amerika nere, burası nere? Hasan orada okumuş, mühendis olmuş. Oraya yerleşmiş, bir Türk kızıyla evlenmiş. İyi para kazanıyor. O rahatı bırakıp gelir mi buraya? Hadi bir süre için geldi diyelim, tatil filan yapmaya. Bu kadar zamanda köyün meselesini mi, senin başlığını mı düşünecek? Benim abime saygım sonsuzdur. Onu görmeyeli 8 yıl oldu. Ona sormadan bir şey yapamam. Hele bir düşün. Bu iş olursa bizim aileden sayılacaksın. Şimdilik hoşça kal ağam. Gene görüşürüz. Bu Kemal'den sakın ağam. Bakma sen onun ölüsü gibi durgun olduğuna. Ne zaman patlayacağı belli olmaz. Bana bak tilki sefer! Her tarafı ateş olsa cürmü kadar yer yakar! Çekil önden lan! Amcamla görüştün galiba, bugün bana müjdeyi mi vereceksin yoksa? Daha önce de söylemiştim, abimle konuşmadan tarlamı veremem. Hemen surat asıyorsun. Bazen beni sevdiğinden bile şüpheleniyorum Kemal. Şüphenin olduğu yerde sevgi yoktur. Hem acelemiz ne, sana kavuşmayı ne kadar istediğimi biliyorsun. Ne olur kızgın konuşma benimle. Bak Gül, senin için esirgeyeceğim hiçbir şey yok. Değil arazideki isem, gereğinde kolumu, bacağımı feda eder gene de sana kavuşurum. Sabret yavrum. Çok az kaldı, abim yolda, gelmesi an meselesi. Köye giren tek yol bu, o da kapanmış. Kimse görünmüyor ortada, gel önce bir eve gidelim. Bavulları sonra aldırırız. Atla Murat, hadi! Ortalıkta kimseler görünmüyor. Köy bomboş. Aman ya Rabbi. Aman Allah'ım. Bu köy.
Dur, kaçma dur! Kaçmasana oğlum! Bu Hasan olmalı. Baba, birileri geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk. Geç kalınca bizi unuttuğunu zannettik. Mektup yazalı çok oldu, merak ettik. İşleri yoluna koymak kolay olmadı Kamil baba, bundan sonra hep beraberiz. Endişenize hak veriyorum tabi. Ama el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. İnşallah yarın toplanıp bu konuyu uzun uzun konuşacağız. Eşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi! Hoş bulduk. Hoş geldin abi! Sırım gibi delikanlı olmuşsun Kemal! Sen de hala demir gibisin abi! Gel seni yengenle tanıştırayım! Kardeşim Kemal! Hoş geldin yenge! Hoş bulduk! Nasılsın Kemal? Sağ ol, iyiyim! Amca! Oh, vay aslanım! Koca delikanlı olmuşsun! Öpeyim şöyle! Süt fabrikasının projesi hazır mı abi? Yalnız o değil, daha çok şeyler geliştirdim. Söyle bakalım, düğünü ne zaman yapıyoruz? Gelinimiz güzel mi bari? Güzel, güzel de... Fakat şey... Ne o? Bir derdin mi var? Önemi yok, ancak şu başlık parası abi... Hala başlık konusu devam mı ediyor? Birçok yörelerde başlığın kaldırıldığını duymuştum. Bunları sonra konuşuruz abi, siz bir dinlenin hele. Gel bakalım amcana, sen hiç ata bindin mi? Binmedim. Hem sana köyde yeni arkadaşlar da buluruz. Yalnız dolaş. Ben parayı alırken ağam paşam, benden iyisi yok. Senete bir imza dedik mi, bin dereden su. Hep yufka yüreğimden ha! İmza iyi de ağam, faizin altından kalkılır gibi değil. Neyle bulup öderiz? Parayı sokaktan toplamıyorum ben. Faiz dediğin paranın kendi hakkı, acıdığımdan ha! Yoksa faiz neyime? Altına yatırsam üç katını kazanır. Hasan köy kahvesinde bir toplantı yapacakmış. Köylülerin mandıra hayallerini bayağı ciddiye almış. Arkadaşlar, biliyorum ki tomruk işi sizleri doyurmuyor. Buğdaya gelince, başlı başına bir sorun bizim yöre için. Gübrelemesi, nadası...
Çalışkanlığımızın dışında üstelik buğdaya uygun da değil toprağımız. Hem krediyi bulalım derken sonunda mal elimizden çıktığında borcunuzu bile ödeyemez duruma düşüyorsunuz. Ve bu durumdan kurtulmak isteyen arkadaşlarımın bana yazdıklarını inceledim. Her yıl heba olan binlerce kilo süt var. Köyümüzün ünlü lor peynirini, yağını, yoğurdunu planladım. Ayrıca pastörize süt ve şehirlere nakliye ile ilgili bütün projeleri düzenledim. Yapacağımız mandranın yanında ayrıca hayvanların yünlerini de değerlendirmeyi düşünüyoruz. Hatta bu işi üzerine alan İstanbullu müteahhit arkadaşım da bütün mali hesapları çıkardı. 2 güne kadar köyümüzde olacak. Şimdi soru sormak isteyen var mı? Var. Mandıranın yapılması çok pahalı bir iş. Biz bu yatırımın altından nasıl kalkarız? Biliyorum. Zaten güçlükle geçinen insanlarsınız. Ama güçlüğü yenmenin tek yolu fedakarlık etmektir. Gereken parayı bulmak için terleyecek, üzülüp dertleneceksiniz. Bu işin boyu bizi aşar, ancak devletin işi bu. Her şeyi devletten beklersek kalkınamayız arkadaşlar. Halkın kalkınmak için bir çaba göstermesi gerek. Devlet baba her taşın altında ne hastalık yattığını nereden bilsin? Bir şeyler ürettiğiniz kesinleşince kredi açar, uzmanlar yollar. Ama ilkin bizler kendimizi göstermeliyiz. İyi ama Hasan oğlum, hepimizin Salih Ağa'ya borcu var. Para nasıl buluruz? İşte en önemli nokta da bu. Bugün faizle eriyip gidiyoruz. Ama düşündüklerimizi başarırsak yarın köyümüze bolluk, bereket gelir. Bu konuda Salih Ağam'ın da bir fikrini alsak. Arkadaşlar, biz kimsenin arkasından iş yapmıyoruz ki. Gerekirse ona da gider, açıkça her şeyi anlatırız. Dinleyin arkadaşlar! Daha işin başında işi yokuşa sürmeyin! Hele biraz bekleyelim, müteahhit gelsin, durumu bize açıklasın! Hadi bakalım, şimdi sen dene. Ah, aferin Murat! Hadi bir daha at. Hadi çocuklar, kahvaltı hazır! Bırakın sapan atmayı! Hadi bakalım Murat! Şu kardeşim Kemal biraz asi, biraz delibaş tanınmıştır ama çok temiz kalplidir. Hürriyetini çok sever. Şu mandıra işi olursa ona iyi bir görev verir, hayatına bir yön vermesini sağlarız. Onun da artık evlenme zamanı geldi. Kim ne derse desin. Bilirsin, hislerim beni yanıltmaz. Ben Kemal'i çok sevdim. Anne! Ben çay içmeyeceğim. Başladın gene huysuzluğa, sana yakışmıyor. Özür dilerim babacığım. Baba, Hasan'ın yaptığı göle maya çalmak gibi bir şey. Ama ya tutarsa, bu köylü zenginleşirse bize buradan yol görünür. Merak etme oğlum. Her şeyin bir çaresi vardır. Köylü kendine kimin faydalı olacağını bilir. Bunca yıl kendilerine yardım eden bizleri unutmaz. Onun için kendini üzme. Peki baba. Kızlar, gelene bakın! Aa! Aman Allah'ım! Ne namus kalmış, ne ar! Merhaba! Merhaba! Sus kız! Şu rezalete bak! Bunların yüzünden başımıza taş yağacak, şu hale bak! Gülsüm teyze, bu kadar sert olma!
Şehirde bütün kadınların yaptığı şey bu. Hiç mi televizyon seyretmiyorsun? Kız, ateşin başına mı vurdu senin de? Hoş geldin. İyi misin? Ne var Gül? Yoksa dargın mısın bana? Geleli kaç gün oluyor? Bizim konuyu hala konuşmadın mı? Yoksa korkuyor musun onda? Korkmak mı? Korkmak da ne demek? Biliyorsun onu hem sever hem sayarım. Ancak abimin köyü yoksulluktan kurtaracak hayırlı bir dava için nasıl çırpındığını görünce... Ne bileyim ben söyleyemedim bir türlü işte. Söyleyememiş. Beni sevdiğini söylemesini bilirsin ama. Kuracağımız yuvayı, şirin evimizi, kaç çocuğumuz olacağını... Nasıl söyleyebildin bunları bana? Abinin köyü için çırpınıyormuş. Ya karısı? Ne yapıyor? O niye fedakarlık etmiyor? Köyün usul ve adabına göre hareket etmiyor? Söyle! O kadın da ben değil miyim? Hem sen köylü kadınların onun için neler söylediklerini biliyor musun ha? Suya girsin, güneşte yatsın, çıplak dolaşsın. Zaten o kadın geleli beri beni unuttun! Yalan mı? Unuttun! İnşallah müteahhit bir gelsin, işlere başlayalım. Göreceksiniz köyümüzün yüzü görecek. Aslında her köy kendi derdine kendi çare aramalı. Kalkınmaya iştirak böyle olur. Hey! Şu karıya bakın be! Utanmasa köyün ortasında anadan doğma dolaşacak. Hasan, mandıra işinden önce kendi karısını yola soksun. Bırakın beni! Sakin ol, oğlum, yapma!
bakalım eve. Hiç yakıştıramadım seni. Gel canım. Çocukları itmen mi gerek? Ağlama canım, ben sana başka oyuncak veririm, ağlama. Güzel kardeş, üzülür mü hiç? Hadi öp bakalım Zeynep'i. Peki anneciğim, öpeyim. Zeynep! Zeynep! Neredesin? Zeynep! Kız Zeynep! Kör olmayasın, ne cehenneme girdin? Zeynep! Kızınız burada! Merak etmeyin kardeş, Zeynep burada. Ver onu bana! Kendine benzetmişsin kızımı! Ben gitmek istemiyorum! Sus kızım kafanı! Ağam! Köye müteahhit gelmiş. Tarla bayır geziyorlarmış. Fabrikayı kuracakları yeri tespit ediyorlarmış. Bunlar iyice azıttılar. Elimiz kolumuz bağlı seyir mi edeceğiz? Bizim köyün ahlakı elden gidiyor. Şimdi de huzurumuzu kaçıracaklar. Evet Hasan. Bana verdiğin planları gerçekten bu köyde uygulamak mümkün. Şuraya bak, yer çok müsait. Bu arazi kime ait Hasan? Kardeşimle bana ait. Bu çok iyi işte. Bu arazi sizin olduğuna göre inşaat sahası için ayrıca bir para ödemeniz de gerekmeyecek. Hı hı. Korkma yenge, Murat'la oynuyorduk. Anne! Evet arkadaşlar, şimdi projeye göre önce sizlere mandra binası gerekmektedir. Ki burada el değmeden özel aletlerle günde 8-10 ton süt sağlanacaktır. Bu sütler diğer bölümlerde şişelenecek, kalan sütse yağ ve peynir yapımında kullanılacaktır. Bizim ilk kademede pastörize sütün şehirlere nakli işini bitirebilmemiz mümkündür. Beyefendi, biz teknik işten, ticaretten anlamayız. Böyle işlere bizim aklımız hiç ermez. Sen bize şunu söyle,
bizim bu işe ne kadar para yatırmamız gerekecek? Bu iş için inşaat ve makine masrafları olarak, ki teknik malzemeleri size firmamız taksitle temin edecektir, sizlerden ilk taksit olarak 5 milyon lirayı bir araya getirmenizi istiyoruz. Bu şekilde herkes iştiraki nispetinde kar etmiş olacaktır. Bilmediğiniz bir şey daha var. Bu paranın 1 milyonunu Hasan belki size söylemedi ama yurt dışından getirip bize teslim etti. Demek ki 4 milyon da siz toplarsanız hemen şirketinizi kurup inşaata başlarız. Ancak bu işi bir ay içinde halletmeniz gerekir. Çünkü inşaat sezonu geçerse kışın burada çalışamayız ve işimiz bir sene geri kalır. Kışın sağlayacağınız gelirden de mahrum olursunuz. Beyim, bizim bir ay içinde böyle bir parayı bulmamız imkansız. Salih Ağa'ya köylünün borçları var. Salih Ağa acaba bu borçları erteler mi? Arkadaşlar, doğan yavrularımızı, her gün artan nüfusumuzu mutlu görmek istiyorsak, bu iş için gerekirse her şeyimizi satmamız gerekir. Salih Ağa geliyor. Aferin delikanlı! Senin küçüklüğünü bilirim. Bu köyden okumaya gidişini bilirim. Amerika'da mühendis olduğunu duydum. Ve köyümüz için yaptığın fedakarlıkları her gün dinliyorum. Seni tekrar kutlarım. Her ne kadar önce bu işi bana danışmanı isterdim ama... ben de suçlu sayılırım. Sana bir hoş geldine gelemedim. Estağfurullah Salih Ağa. Bu köy için yapılacak her hayırlı işte ben de varım. Arkadaşlar, hepinizin böyle bir işe iştirak etmesini isterim. Hasan'ı destekliyorum. Bunu ispat etmek için de işte ilk katkıyı ben yapıyorum. Şimdilik 300 bin lira. Gerekirse fazlasını da veririm. Hasan, bu işler hallolsun da seninle bir iki kadeh içelim. Hem bizim halletmemiz gereken başka işlerimiz de var. Olur. İçeriz. Ne var Alev? Bir hoş geldin bile demedin bana. Neden cevap vermiyorsun? Belki ben diğerleri gibi sana tebrikler yağdıracak, seni pohpohlayacak laflar etmeyi unutmuş olabilirim. Ama sen beni tamamen unuttun. Köye geldiğimizden beri benimle hiç yalnız kaldın mı? Beni mutlu edecek iki kelime ettin mi? Bir derdin var mı, burayı sevdin mi diye sordun mu? Thank you.
bakalım. Hevesini akşama sakla. Henüz kimse yemek yemedi. Murat da aç, Kemal de. Sen de öyle. Canım yemek istemiyorum. Öyleyse sonra. Sana yorgunluk kahvesi yapayım. Baba! Canım babacığım benim. Al enişte, sat şunları da bizim de çorbada tuzumuz bulunsun. Sağ ol. Ne ağlıyorsun be kadın? Bundan hayırlı bir iş olur mu? Mezara mı götürecektin? Al bakalım Hasan Bey oğlum. Bu parayı oğluma başlık parası diye saklamıştım. İnşallah kazançlı olur da sonunda hissemize daha fazlası düşer. Hayırlı olsun Osman amca. 50.000, 60.000, 50.000, 60.000, hadi 55.000 olsun. Oldu. Al bakalım, hayrını gör. Baba yadigarıydı oğlum. Al Hasan, bundan başka bir şeyim yok. Sağ ol baba. Sen de sağ ol. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Hay Allah, ne oluyor? Ulan melekler! Ulan namussuz piçler, bir elime geçirirsem sizi! Aferin Mustafa. Git kahya senin paranı ödesin. Duyduğuma göre kadınlar bileziklerini ve altınlarını satmaya başlamışlar. Rıfat da onlara satın alsın. Fazla para ödemeyin ha! Ağam, köyün en verimli tarlası elimize geçti. Tapuyu kimin adına hazırlayayım? O işi hallederiz, kolaydır. Sen şimdi git, köylünün ne kadar satılacak arazisi varsa hepsini almaya çalış. Tamam ağam. Helal olsun baba. Senin şu 300.000'i neden verdiğini bir türlü anlayamamıştım. Dur hele sen! Hasan'ın aptallığı sayesinde bütün köyü elimize geçireceğiz. Sana her konuda itimadım var. Ama gene bir kere daha hatırlatayım. Dediklerimi anladın değil mi? Merak etme abi. Ben Güle gereken talimatı verdiririm. Sağlıcakla da. Hey, hey. Baba, neden bu başlık parası üzerinde bu kadar duruyorsun? Ha, onun da bir sebebi var. Bekle hele. Gül! Gül kızım! Hadi gidiyoruz. Geliyorum, geliyorum baba! Dinle Kemal. Bugün çok kötü bir şey oldu. Salih amcam babamla konuşmuş. Kemal iki gün içinde başlık parasını getirsin demiş. Yoksa Samanlı köyün muhtarının oğluna verecekmiş beni. Sizinkilerin sözü bana olan aşkından güçlüymüş gibi konuşuyorsun Gül. Seni seviyorum. Ömür boyu başkasını da sevemem. Fakat sevdamızı amcan yönetecekse, ki bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir, babanın, yeğenlerinin sözüyle hareket edeceksen, sevdasız yaşarım daha erkekçe olur. Tamamen haksız sayılmazlar. Bak abin geleli bu kadar zaman geçti. Hala onunla konuşamadım. Abimin köyün geleceği için nelerini feda ettiğini görmüyor musun? Onun bir dakikası bile boş geçmezken nasıl açardım bu konuyu? Ama her şey yoluna giriyor. Bunu görmüyorlar mı? Söyle, görmüyorlar mı? Neden mutluluğumuzu bozmak istiyorlar? Sana göre hep bizimkiler suçlu, abin haklı. Sen erkekliğinle, herkesin bildiği dik kapalılığınla abine karşı koyamazken ben kız halimle aileme nasıl kafa tutayım? Çok cahilce konuşuyorsun Gül! Yeter artık, insanı deli etme! Tüm kabahat senin o abinle delice hayallerinde. Bizi ayıran abin. Amcam değil, bu senin son görüşüm Kemal. Artık düşün, kararını ver. Başka bir şey ister misin Kemal? Sağ ol yenge.
Bugün hiç yardımcı olmadın bana Kemal. Bak, köylümüz umduğumuzdan çok daha çabuk topladı 4 milyonu. Yarın müteahhide gönderiyoruz parayı. Ne derdin var? Neden suratına sık? Abi, 2 güne kadar başlık parasını veya tarladaki hisseni vermezsen Gül'ü başkasına vereceklermiş. Sana bugüne kadar bu konuyu açmadım. Artık bu meseleyi halletmenin zamanı geldi. Delirmiş mi bunlar? Biz bir gaye uğruna her şeyimizi ortaya koyarken nasıl sık boğaz ederler seni? Biliyorsun, bizim tarlamızın olduğu yeri şirketteki hissemize dahil ettik. Orada fabrika kurulacak, onu veremezsin. 2 günde bu para nasıl bulunur peki? Bunu düşünmek bile istemezdim ama toplanan paradan başlığı ödesek, eksiği tamamlayınca da müteahhide versek olmaz mı abi? Ne dersin, olmaz mı? Bu para bütün köylünün emeği, canı, kanı, bu insanların, bu toprağın teri! Çıldırmışsın sen! Bu insanlar açlık savaşındalar! Çoluk çocuklarının yarınları peşindeler! Zaman çok kısıtlı onlar için! Sevgine saygın büyük. Senin adına üzgünüm. Ama senin dediğini yapmak, yalnız bu insanlara değil, bütün inançlarıma da ihanet olur! Abi, Tokaç'ın halinden anlamaz, ben sana kendi derdimi anlatıyorum! Ne derdi be? Bana bak, benimle böyle konuşamazsın! Konuşurum! Ezemezsin beni, kimse ezemez! Ezdirmem kendimi! Selamün aleyküm! Hasan efendi daha gelmedi mi muhtar? Neredeyse gelir Salih efendi. Hah, işte geliyor. Tam 4 milyon. Hayırlı olsun muhtar. Sağ ol. Sağ salim gidip dönersiniz inşallah. İnşallah. Müteahhit beye selamlarımı iletin. Baş üstüne. Hepimiz bir an önce inşaatın başlamasını bekliyoruz. Eyvallah! Güle güle muhtar! Cümleten eyvallah! Güle güle, güle, güle muhtar! Güle güle, güle güle! Hadi gidelim! Eyvallah! Yolun açık olsun efendi! Alev! Alev! Efendim! Kemal'i göremedim, odasına baksana! Gece hiç gelmemiş, yatağı bile bozulmamış! Yok mu? Ne oluyor, Kemal nerede? Hasan, Kemal nerede? Kemal'in atı yok, gidip bir bakayım! Peki! Allah'ın izniyle yarın İstanbul'da oluruz. Hay, tomruk kaçakçılarının işi olmalı. Arif, gel de şu yolu açmaya çalışalım. Dayan! Amma da her şeymiş be! Vay canına! Bu iş zor olacak galiba! Gelen giden de yok! Hadi bir kere daha deneyelim, hadi! Hadi başla! Dayan! Thank you.
Arkadaşlar koşun, bakalım ne oluyor. Arkadaşlar, ben bir şey yapmadım. Canılıyorsunuz. Durun diyorum. Durun! Götürelim köye. Herkes bir görsün inandıkları Hasan'ı. Kaybolan umutlarını, ıstıraplarını tükürsünler yüzüne. Ders olsun herkese. Bana da ders olsun. Bir daha her mektep medrese görmüşe inanmak ha. Ondan sonra göndeririz jandarmaya. Hapiste çürüsün köpek. Thank you.
paralarımızı, altınlarımızı verdik. Kırdağımızdan attırdık paralarımızı verdik sana. Bunu mu yapacaktın bize? Sana! Güvendim. Bütün paramızı, yolumuzu verdik. Var olsun sana! Bir daha Salih bizi sömürüyor! Paramızı, iliğimizi emiyor diye arkamdan fesatlık konuşurken bugünü hatırlayın! Sömürülmek mi, yoksa kefen paranıza kadar soyulup dolandırılmak mı? İşte güvendiğiniz adam! Bel bağladığınız, bana karşı çıkardığınız kurtarıcı! Kadınlarınızın bileziğinden, bebelerinizin sütüne kadar göz diken Aydut! Bunun yüzüne tükürmeli! Hasan! 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 Hasan'ım! Ben bir şey yapmadım. Ne olur git buradan! Murat görmesin bizi! Merak etme, adalet yerini bulacak! Git buradan! Beni öldürmeden jandarmaya götürsünler yeter! Baba! Oğlumu bana yaklaştırma! Al götür onu buradan! Hadi, hadi! Baba! Babamı istiyorum! Dur Murat! Bırak beni! Gir içeri bir tanem! Bırak diyorum! Dur oğlum! Babamı göreceğim! Oğlum, anneciğim, bırak Murat, gireceğim! Yanına bir adam al, bunu kasabaya götürün, jandarmaya teslim edin! Baş bırak! Buyur! Senin. Teşekkür ederim. Oynamaya gelsene. Dışarıda kötü adamlar var. Annem bırakmaz. Onlar bir şey yapmaz ki. Ağlama Murat. Ben seni çok seviyorum. İçeri. Zeynep kızım, sen de evine git. Annen merak eder. Anne, babamı nereye götürdüler? Neden gelmiyor? Çok korkuyorum. Bak oğlum, sen artık büyüdün. Sakın korkma. Babana kimse bir şey yapamaz. Baban yokken bu evin erkeği sensin. Hadi yatırayım seni. Hemen uyu. Sabah baban bizimle olacak. Hemen uyu. Ne olursa olsun hiç korkma. Anne, sen de yanıma gel. Beni yalnız bırakma, ne olur canım anneciğim! Sen merak etme, birazdan gelirim. Hadi şimdi uyu.
Sesini çıkarma yenge. Kemal! Beni takip ediyorlar. Burada olduğumu anlamasınlar. Peşimdeler. Neler oluyor Kemal? Nereye kayboldun? Korkunç şeyler oluyor burada. Abim nerede? Jandarmaya mı gitti? Hasan'ı... Hasan'ı ve seni suçlu buluyorlar. Suçlu mu? Ne suçu? Haydut herifler. Şimdi anlıyorum. Dün gece abimle münakaşa ettikten sonra deli gibi dışarı fırladım. Bütün gece sinirlerimi boşaltmak için dolaştım. Oysa abim haklıydı, hem de çok haklı. Sabaha kadar dağlardaydım. Bir arabanın freni... Önce atı dağlara vurdum. Takipçilerden kurtulduktan sonra kasabaya inip jandarmaya haber verecektim. Olay bütün çıplaklığıyla ortadaydı. Artık Salih'in neden para toplanırken halkı desteklediğini, neden ısrarla başlık parası diye beni sıkıştırdığını şimdi daha iyi anlıyorum. Atımı tek başına kasaba yoluna doğru saldım. Beni üstünde sandılar. Bir süre peşimden gitmeleri bana zaman kazandırdı. Sürünerek buraya gelebildim. Salih, Hasan'ı perişan bir halde jandarmaya gönderdi. Aman Allah'ım! Hasan'ı götürürlerken, beni öldürmeden jandarmaya götürsünler yeter demişti. Öldürecekler onu! Öldürecekler Hasan'ımı! Ne olur kurtar onu, kurtar! Şimdi neden beni de öldürmek istediklerini daha iyi anlıyorum. Şu anda bu evi çevirenlerin çoğu Salih'in adamları. Yürü Kemal! Ben de seninle geliyorum. Kurtaralım Hasan'ı. Hayır! Beraber gitmeye kalkarsak bizi mutlaka görürler. Konuşmama fırsat bile vermezler. Gördükleri yerde vururlar, o zaman her şey mahvolur. Güneş batalı henüz 2 saat olmadı. Onlar o kağını arabasıyla sabaha karşı ancak kasabaya varır. Oysa Salih'in adamları köyden uzaklaşmadan abimi öldürmezler. Allah'ın izniyle hızlı bir atla yetişirim onlara. Şimdi beni dinle yenge. Ben kimseye görünmeden kaçıp abime yetişmeye çalışacağım. Ama önce Kamil dedeye kadar görünmeden gidip ondan at ve silah almam lazım. Şimdi bu evi de gözlüyorlar. Işıkları söndürme, burada olduğum belli olsun. Bir şeyden şüphelenmesinler. Hadi Allah yardımcın olsun. Kemal! Paralar nerede? Çantayı göremiyorum. Merak etme, emin bir yere sakladım. Üzerimdeyken yakalanırsam her şey mahvolur. Dur Kemal! Murat'ı da götür. Kamil dedenin yanında daha emniyette olur. Thank you.
Hadi oğlum, amcan seni Kamil dedenin yanına götürecek. Sakın onun sözünden dışarı çıkma. Sonra ben babanla gelip seni alacağız. Hadi çabuk. Sen de içeri gir yenge. Beni dinleyin! Neler düşündüğünüzü anlamıyorum mu zannediyorsunuz? Evet, hepinizin acısı büyük. Bir tarafta iki can kaybedilmiş, iki yuva sönmüş. Diğer tarafta, yılların emeğiyle, binbir güçlükle toplanmış paralar yok olmuş. Asıl suçluyu bilmediğiniz için, Hasan'ı mı suçlamanız gerek? Sizin kadınlarınızdan farklı giyiniyorum diye, beni mi suçlamanız gerek? Vahşi bir hayvan gibi kafese sokup gönderdiğiniz Hasan suçsuz! Hasan giderken bana tek dileğinin jandarmaya sağ salim varmak olduğunu söyledi. Çünkü adalete güveni sonsuzdur. Ve kendisine oyun oynayanların onu öldürtmek isteyeceğini biliyordu. Evet! Şu anda Hasan'ın hayatı tehlikede. Sizler için rahatını, huzurunu feda edip dünyanın öbür ucundan gelen, gece gündüz çalışıp varını yoğunu ortaya koyan Hasan'ı yolda öldürtecekler. Hem de yüzünüze gülen, iliğinize emen, hepinizi pençesinde inleten Salih öldürtecek onu. Onun adamları da aramızda şimdi. Vurun beni! Cesaretiniz varsa vurun! Hasan gibi beni de öldürün! Hakikati öğrenmeden, mahkeme etmeden, cesaretiniz varsa, hepiniz kanuna, adalete karşı gelin! Sorup soruşturmadan, kaldırın elinizi, taşlayın! Hayır! Kocam suçsuz! Paralarınızı da Kemal kurtardı! Emin bir yerde! İsterseniz inanmayın bana! Ama ben gidiyorum! Yetişebilsem, Hasan'ı kurtaracağım! Yetişemezsem, jandarmaya her şeyi anlatacağım! Sizin gibi duramam böyle! Yok mu içinizde hakikati gören? Ne biçim insanlarsınız siz? Hasan'ın suçlu olduğunu nereden bilirdin? Hasan'ı boş yere suçladık! Tabii, evet, günahına girdik zamanında! Oyuna gelmeyecek! Dolduruşa girdiler! Niçin böyle? Oturun oturduğunuz yerde! Biraz aklınız olsa bir kahvenin sözüyle hareket etmezsiniz! Cahil olmayın! İki damla gözyaşı görünce hemen kanıyorsunuz söylenenlere! Parayı Kemal'in sakladığını söylüyor, emin yerdeymiş! Nereden görmüş Kemal'i? Doğru olsa Kemal burada olurdu! Koyardı parayı ortaya, inandırırdı bizi! Yalan! Hepsi yalan! Evet, Kemal paraları aldı ama kaçtı gitti! Onu bulacağım! Ben bulamazsam, jandarmalar bulacak! Hadi, dağılın gidin evlerinize! Bu kadının derdi bu köyden kaçıp gitmek! Korkudan kaçmak istiyor buradan! Dağılın!
kalabalıkta kimseler yok. Hey! Baksanıza! Ne oluyor? Neden vakit geçiriyoruz burada? Kamil dedi, Murat sana emanet. Merak etme Kemal, onu canın bahasına da olsa korurum. Sağ ol, ama Kamil sen o namussuzların elinden nasıl kurtulup Hasan'a varacaksın? Allah korusun, seni vururlar yolda! Dinle beni Kamil dedi. Abimin hayatı tehlikedeyken hiçbir şeyin önemi yok. Şimdi sana anlatacaklarımı iyicene belli. Saklan Murat! Benim Gül! Ne olur aç kapıyı Kamil dedi! Gül'ün arkasında onlar olabilir. Dikkat et, bir tuzak olmasın. Aç kapıyı! Dur kızım, açıyorum. Kamil dede çok korkunç şeyler oluyor. Amca oğlum Kasım Alev ablayı kaçırmış. Eli kolu bağlı çiftliğe getirdiklerini gördüm. Neler oluyor? Ne diyorsun Gül? Ne yaptılar yengeme? Kemal! Konuş Gül! Yukarıdaki odaya kilitlediler. Amcan hepimizi oyun etti. Bu oyunda hem beni hem seni kullandı. Köylünün parasını çaldırttı. Muhtarı, müteahhidin adamını öldürttü. Yengemi kaçırttı. Köylünün para toplamak için sattığı malını, mülkünü yok pahasına satın aldı. Şimdi de abimin hayatı tehlikede. Belki de öldürmüşlerdir bile onu. Eğer onu kurtarmakta geç kalmışsam ömür boyu affetmem kendimi. Şunu bütün dünya bilsin ki köylünün parası bende. Kafamı kesse alamaz Salih onu benden. Ve ne pahasına olursa olsun bu para hedefini bulacak. Ve köylü amcanın pençesinden kurtulacak. Ver kararını Gül. İki yolum var. Ya ben sevdiğin adam, ya ailen. Ya doğruluk ya onlar. Seç birini. Senden yanayım Kemal, yalnız senden. Dönmem ben artık onlara. Seninim Kemal, yalnız senin. O halde benimle gel, bana yardım edeceksin. Bir fikrim var. Ağlama Murat. Ne olur amca, ne olur amca, annemle babamı bana getir. Merak etme, onları sana getireceğim. Cesur ol, dediklerimi unutma ve bana güven. Bacım hayrola, bu saatte nereye? Babam çok hasta. Yalın köydeki doktoru getirmeye gidiyorum. Geçmiş olsun, ben de geleyim mi? Sen işine bak. Şunun şurası 5 kilometre yol, gider gelirim. Hadi çık Kemal. İyi atlattık adamları. Boşuna vakit öldürüyoruz. Temizleyelim şunu da bitsin bu iş. İlle ağa gece yarısı dedi diye 12'yi beklemek mi lazım? Ağam 12 dediyse 12'dir. Hem yalnız 12 demedi ki. Geceyi yolda geçirin. Jandarmaya yarından önce gitmeyin dedi. Demek ki zaman kazanmak istiyor. 12'ye 5 var, vakit tamam. Önce işini hallederiz, ondan sonra ellerini çözüp nehre atarız. Ah!
Abi! Kımıldamayın! İkinizi de geberteceğim köpek soyları! Söyle! Söyle neden yaptın bunları? Neden beni alet ettin? Yakışır mıydı sana ha? Dur abi, dinle beni, ben yapmadım. Soygunu Salih'in adamları yaptı, ben parayı onların elinden kaptım. Ama ben seni gördüm, çantayla giderken gördüm. İnan bana abi, sen beni parayı onlardan alıp kaçarken gördün herhalde. Benim suçum yok, her şeyi ta başından beri Salih planlamış. Canım kardeşim. Abiciğim. Bütün gün hep senin suçsuz olabilmen için dua ettim. Hadi söyle, nerede paralar? Gidip jandarmaya her şeyi anlatalım. Paraları sakladım, emniyette onlar. Yalnız... Yalnız ne? Kaybedecek vaktimiz yok, Salih yengemi kaçırttı. Önce onu kurtarmamız gerek, yoksa ona... Ne? Çabuk gidelim öyleyse. Gördüğün gibi evlat, hayatta kazanmasını da, eğlenmesini de bileceksin. Oğlum, bir iş yaptın mı, tam yapacaksın. Açık kapı bırakmak yok. Haklısın baba. İyi ama baba, henüz paraları ele geçiremedik. Kemal başımıza bela olmasın. Olmaz! Alev elimizdeyken olmaz! Bak, şimdi Hasan bu saatlerde tahtalı köyü boylamıştır. Zaten her tarafta adamlarımız var. Birazdan Kemal'in yakalandığı haberi gelir. Yakalanınca da isterse söylemesin paraların yerini. Yoksa alev... Kıpırdama!
Sen kapıya bak. Peki abi. Sen evin arkasından dolaş, ben öbür taraftan girmeye çalışacağım içeri. Çabuk söndürün! Su dökün! Aptal aptal bakınmayın, su dökün! Kıpırdama! Sen ölmedin ha! Yedi canlı köpek! Ama şimdi seni geberteceğim! Çabuk olun, avluda atlar hazır, kaçalım! Çabuk olun abi, siz gidin! Dağdaki kaynağını orada buluşuruz! Oğlumu öldürdüler! Oğlumu öldürdüler, yakalayın onları! Takip edin! Yakalayın oğlu, yakalayın! Yakalayın! Kaçıyorlar! Kaçıyorlar! Sağlam isterim o namussuz köpekleri!
Allah'ım sana şükürler olsun. Sağ salim döndünüz. Gözlerim yollarda kaldı. Nedir bu ateş, duman? Muradım, Muradım nasıl? Muradı merak etmeyin. Mışıl mışıl uyuyor. Canım gibi korurum onu. Salih'in adamları peşimizde. Kemal'le dağda, ormandaki mağarada buluşacağız. Mutlaka jandarmaya birini gönder. Bize de kaynağın yanına yiyecek ve silah getir. Jandarma gelene kadar dayanmalıyız. Çabuk uzaklaşın, görmesinler sizi buralarda. Geç kalma Kamil baba. Dur Kemal! Dur! Olduğun yerde kal! Bırak kızı Salih, çek ellerini üzerinden, dokunma ona! Gel de al köpek! Bir adım daha atarsan Gül'ü öldürürüm! Gebereceksin! Vur Kemal'i! Merak etme neredeler? Oğlum. İkisini de gördüm. İkisi de iyi. Jandarmalar gelip o kötü adamları yakalayana kadar saklanmaları gerek. Şimdi beni iyi dinle. Onlara seni saklayacağıma söz verdim. Sen de bana erkek sözü ver. Buraya kim gelirse gelsin, ne olursa olsun yerinden kıpırdamayacaksın. Sesini çıkarmayacaksın. Söz mü? Söz Kamil dede, erkek sözü. Beni öldürseler bile. Söz mü? Ama sana bir şey yapmasınlar. Ne olur Kamil. Yavrum benim, meraklanma. Bana bir şey olmaz. Hadi sen şimdi saklan. Söyle, neredeler? Bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Etrafı arayalım.
Dedenin işareti olmalı. Sakın! Konuşturacağım onu. Gerin köpeği! Kemikleri çatırdasın! Paranın yerini söyleyene kadar gerin köpeği! Hadi! Ne duruyorsunuz? Söyle nerede? İndirin.
Hasan'ı! Çözün onu! Hiçbir şey yapamazsın, kaltak! Çöz diyorum! Geberteceğim seni. Onu sen öldürdün. Kaltak! Söyleyeceğim! Hasan oğlum, Allah'a şükürler olsun, kurtuldunuz! Oğlum... Oğlum nerede? Yukarıda, çok korktu. Sabaha kadar yanımda ağladı, durdu. Şimdi uyudu. Geliyorlar. Ne yapacağız şimdi? Üzülme, bu iti konuştururuz. Hakikati öğrenince bir şey yapmazlar. Ne hakikati Kamil baba? Tek bildiğimiz paraların ortada olmayışı. Bunca emek heba oldu. Hasan! Hasan ne yapacağız? Söyle! Bilmiyorum. Zavallı Kemal'den başkası bilmiyordu ki paranın yerini. Yoksa Kemal... Vah yavrum, vah yiğidim!
Kendilerine yapılanları öğrenirlerse bu sefer de Salih köpeğini linç ederler. Ama onu adalete kendi ellerimle teslim edemezsem suçsuzluğumu ispat edemem. Uyandır Murat'ı, kaçalım Hasan. Gerçeklerden kaçamayız Alev. Baba! Baba! Babacığım! Ne oldu baba? Baba, amcam! Bak oğlum! Ama amcam, baba... Sonra konuşuruz Murat. Altyazı M.K.